Çukurova'daki yaylaların şehri, Ceyhan'ın doğusundaki kent Osmaniye. Sağlıkta önemli yatırımlara imza atıldı. Osmaniye Devlet Hastanesi 2023 yılında yeni ve konforlu binasıyla hastalara hizmet verdi. Şehre 5 hastane inşa edildi. Hastaların konforlu sağlık hizmetine erişimi kolaylaştı. Eğitime yatırımlar son hızla sürdü. 2007'de Korkut Ata Üniversitesi kuruldu. 14 binden fazla öğrenci yüksek öğretimden yararlandı. Osmaniye'ye 7 fakülte, 5 meslek yüksek okulu ve enstitüler kazandırıldı. ...2022'de Kayıboyu Kız Öğrenci Yurdu açıldı. Osmaniye'ye 11 yurt kompleksi yapıldı. Özden Huzurevi, 100'den fazla kişiye hizmet verdi. Sosyal hizmet ve sosyal yardım merkezleri açıldı. Binlerce vatandaş sosyal yardımlardan yararlandı. 5000'den fazla kişi evde bakım hizmetinden faydalandı. Yaver Paşa TOKİ konutlarının inşası tamamlandı. Osmaniye'ye 3000'den fazla sosyal konut yapıldı. Yapılar ve riskli alanlar denetlendi. Masal Park ve Millet Bahçesi şehre nefes oldu. Osmaniye'ye 4 millet bahçesi açıldı. Sporcu Eğitim Merkezi birçok spor branşında hizmet verdi. Sporseverler, spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kulüplerde spor yapma imkanı buldu. Cevritiye Güneş Enerjisi Santrali ile günlük 9000 konutun elektrik ihtiyacı karşılandı. Osmaniye'ye 2 milyar liradan fazla enerji yatırımı yapıldı. ...2016'da katı atık bertaraf tesisi devreye girdi. Atık toplama ve katı atık ayrıştırma tesisleri açıldı. Savrun Barajı'yla 15 bin hektar alan sulandı. Son 20 yılda şehre barajlar, göletler ve hidroelektrik santralleri inşa edildi. Organize sanayi bölgesi şehrin gözde ticaret alanı oldu. Binlerce kişi istihdam edildi. 2000'den fazla işletmeye finansman desteği sağlandı. Projelere kredi desteği verildi, araştırma merkezleri açıldı. Osmaniye Güney Çevre Yolu 2010'da ulaşıma açılırken konforlu ve güvenli yollar inşa edildi.